Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber mobil platformlara çıkmış en iyi futbol oyunlarına bakacağız. İlk oyunumuzun adı Dream League Soccer. First Touch'ın yaptığı bir oyun bu. Üç boyutlu bir futbol oyunu. Ücretsiz marketlerde bulabiliyorsunuz. Android, Windows Phone ve iOS markette ücretsiz olarak bulunuyor. Fark ettiyseniz Windows Phone dedim. Oyunun mantığını anlatayım. Oyunda ilk başta bir takım kuruyorsunuz kendinize ve bu takımı ilerletiyorsunuz. Gün be gün ilerleyişini gözlerinizle görüyorsunuz. Yani içinde hem menajerlik var hem de oyunu oynayabiliyorsunuz futbol oyununu. Stadyumdan takımı birçok şeyi geliştirebiliyorsunuz. Grafik olarak hani kendisinin abisi, babası, hatta dedesi sayılabilecek firmaların kalitesine neredeyse erişmiş diyebilirim. Ayrıca bu adamların yaptığı oyunlara baktığımız zaman futbol oyunu olayını biliyorlar bence. Onu çıkartabiliriz. Şöyle oyuna başlayalım. Gördüğünüz gibi grafikler Bence gayet güzel. Ve çok temizde bir gol yedik bu sırada. İlk başta tabii doğal olarak çok dandik bir takımla başlıyoruz. Ancak ondan sonra takımımız gelişiyor, yeni stadyum alıyoruz, daha yüksek bir lige çıkabiliyoruz. Bu arada replay izliyoruz şu an. Dilersek bu replay'i de kaydedebiliyoruz. Oyunda gördüğünüz gibi yağmur detayını bile koymuşlar. Hatırlayanlar hatırlar. PES 2014'te yağmur bile yoktu arkadaşlar. Yani çok önemli bir şey değil ama yine de görsel olarak bence güzel bir görüntü. Oyun dediğim gibi Android, iOS ve Windows Phone platformlarında var. Tamamen ücretsiz bir oyun. Şöyle tıklayarak hareket de yapabiliyoruz. Oyunun bence kötü bir tarafı seçtiğiniz bir adamla yani çok rahat yardırabiliyorsunuz. Tabi finishing olmadığı için yapacak bir şey yok. Yani seçtiğiniz defansa başladığınız bir adamla neredeyse kalin rakip kalenin oraya kadar ilerleyebiliyorsunuz. Bence bu kötü bu kadar kolay olmamalı gibi geliyor bana. Neyse bu oyun bu şekilde arkadaşlar. Diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz tabii ki de bizim yaptığımız kafa topu. Online kafa topu. Online kafa topunu artık hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bizim oyunumuz bu. Oyunun bence en güzel yanlarından birisi multiplayer olarak rakiplerle kapışıyor olmamız. Kafa topu oyununda multiplayer. Hani bir de güzel olan diğer tarafı cross platform bir oyun. Yani bende iOS cihaz var, sende Android var diyelim. Hani ikimiz kapışabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Sevdiğim futbolcuyu seçiyoruz. Hangisini seviyorsak gördüğünüz gibi birçok futbolcu var. İşte forma rengini değiştiriyoruz. Daha sonra hızlı oyna dediğimiz zaman karşımıza bir rakip çıkartıyor. Çok yakın bir tarihte büyük bir güncelleme geliyor bu arada kafa topuna. Hani oyun çok daha iyi bir hale dönüşecek. Grafikler falan tamamen değişiyor. Çok daha güzelleşecek. Şimdilik sadece iOS ve Android'de var. Ücretsiz durumda. Şöyle bir hızlı oyna yapalım. Zaten biliyorsunuz ancak yine de bilmeyenler için tekrar gösterelim. Bu arada oyunda her hafta bir sezon oluyor. Ben artık sezon mu diyeyim, nasıl diyeyim? Aa, adam bu arada sabit kalmadı ha. Her hafta bir sezon oluyor, değişiyor o sezonlar her hafta ve haftanın bir birincisi şampiyonu oluyor. Dediğim büyük güncelleme dedi kalenin önünde bekleyen arkadaşlar artık bekleyemeyecekler. Öyle de bir olay olacak. Gerçi bu arkadaş beklemiyor şu an ama. 3-0 yendi. Neyse kendi oyunumuza da 3-0 yendik. çıkalım. Diğer oyunumuza gelelim. Diğer oyunumuzun adı Score World Goals. Dik konumda oynuyoruz oyunu. Bu oyunda ilk tanıtım oyun Dream League yapan elemanlar yapmış. Şimdi oyunun temel mantığı şu. Dünya kupasında atılan golleri bize tekrar attırıyor. Sadece Dünya kupası yok bu oyunda. Türkiye Ligi bile oluyor. Hatta Olcay Şah'ın müthiş sol ayağıyla yapıştırdığı gol bile var bu oyunda. Şöyle play diyelim. Ancak Türkiye Ligi'ni falan açmak belli bir miktarda bir para biriktirmeniz lazım. Ondan sonra açabiliyorsunuz. Şöyle başlayalım. Bunlar daha önce atılmış goller. Biz aynılarını tekrar atmaya çalışıyoruz. Uruguay Gana maçında. işte çeyrek final maçıymış bu. O golü atmaya çalışıyoruz. Hani diyor ki şöyle bir gol atılmış. Sen de bunun aynısını atmaya çalış. Hop gönderdik. Kaleci çıkardı. Yine çıkardı. Aslında bunu kalem olacak böyle. Bir de cetvel olacak. Çok rahat oynarsınız herhalde. Aha gol. Şimdi bana verdiği o çizgiyi tam doğru olarak tam o çizginin üzerinden götürdüğüm için 3 yıldız verdi. Ancak siz farklı yollardan da gol atabilirsiniz. Hani falso falan verebilirsiniz. Ancak o zaman 3 yıldız vermiyor. Ve böylece puanlarınız daha az birikmiş oluyor. Aslında mantığı biraz Angry Birds'e benzetebiliriz oyundaki. Bu oyun bedava arkadaşlar. iOS, Android ve Windows Phone'da var. Windows Phone'da oyun bulmakta güçlük çekenler için bence harika bir oyun. Şimdi Brezilya-Hollanda maçından bir gol atacağız. Diyor ki şu adam böyle koşacak sen onun koşu yoluna topu yolla diyor. Şöyle yolladık. Biraz yamuk oldu ama. Daha sonra diyor ki hani istediğin taraftan gole atabilirsin ama ben mesela ilk başta bir orijinali gösteriyor bize. Ben onu hatırlamıyorum. O yüzden şöyle yaptığım zaman görebiliyoruz. Demek ki kalecinin soluna doğru atmamız lazım. Şöyle atalım ve gol. Tam o çizgiye uyduramadığım için gördüğünüz gibi iki yıldız verdi. Şöyle falsolu bir free kick atmamız lazım. Evet yine yapamadık. Gördüğünüz gibi o gösterdiği şu kesik çizgileri tam uyduğum için 3 yıldız verdi. Score World Goals da bu şekilde arkadaşlar. Çok geniş kapsamlı bir oyun. Çok fazla golü siz tekrar atabiliyorsunuz. Diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuzun adı Flick Shoot 2, -2. artık nasıl okursanız. Bu yerli yapım bir oyun. Mobile Craft tarafından yapılmış arkadaşlar. Yerli yapım oyunlar arasında en çok oynanan oyunlardan birisi budur muhtemelen. Bütün dünyaya yayılmış bir oyun. En basit anlatımıyla aslında bir friki kullanma oyunu bu. Ancak bu kadar basit bir olayı bile bu kadar zevkli bir hale getirmeyi başarabildikleri için bence bu kadar popüler olmuş durumdalar. Amacımız şöyle oyuna başlayalım. Tekli oynayıp dilersek multiplayer kapışma da oynayabiliyoruz. Şöyle tek top diyeyim mesela. Amacımız tabii friki kullanarak puanlar kazanmak. Ancak puan kazanırken 90'a atmak tabii ki de size daha fazla puan veriyor. Çok daha fazla puan kazanıyorsunuz eğer 90'a atarsanız. Şöyle C harfi falan çizerseniz böyle fantastik goller atabiliyorsunuz C harfi çizerek. 90'a atamadık. Şu vurduktan sonra bir daha falso verebiliyoruz. Öyle bir şey de var. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Kalecinin üstüne attık ama tutamadı. Bakın 90'a attım daha fazla puan geldi. 30 ve 60 da var bu arada. Üst tarafa atarsanız 60 puan veriyor. Şöyle bir tane deneyelim. Gördüğünüz gibi 60 puan verdi. Şimdi tek top diye bir mod açtım arkadaşlar. Tek topta siz gol atamayana kadar free kick çekebiliyorsunuz. Yani şu an atamadı mesela. Oyun bitecek. Diyor ki bir top kullanırsan aha ekstra top gelecekti. Alamadık. Mini oyun seçeneği var arkadaşlar. Burada ben az önce harcadığım için mini oyunum sanıyorum kalmadı. Aynen. Bundaki mantık şu şuraya bir top koyuyor arkadaşlar. Kazı kazanla aynı mantık. Şöyle atıyorsunuz. 3 tane aynısından çıkarsa bu parayı size veriyor ve bu genelde en düşük miktar oluyor. Çoklu oyunda da arkadaşlar dediğim gibi multiplayer bir rakiple gerçek bir rakiple kapışıyoruz. Çok iyi oynayamıyorum bu oyunu o yüzden muhtemelen çok fena yenecekler beni bir deneyelim. Zaten burada da yazıyor 90-60-30'da nişan alın diyor daha fazla puan kazanın diyor. Bu arada adamı şu an iğniyoruz ancak Hamit gibi paso direklere vurmasam daha iyi sanırım. Aha. Headshot 2. Ve adamı yendik gördüğünüz gibi ağlıyor kenarda biz de böyle sevinç atıyoruz. Flick Shoot 2 de bu şekilde arkadaşlar. Bu da ücretsiz bir oyun. Diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuzun adı Sucker Stars. Sucker Stars bir mini klip oyunu arkadaşlar. Gayet eğlenceli. Aslında baktığımız zaman bu her şeyi uyarlanabilir. Bunu futbol değil bilardo yapsan ki zaten adamlar yapmışlar. Öyle de oynayabilirsin. Ancak bu futbolla alakalı olduğu için burada tanıtıyoruz bunu. Hexball sevenler muhtemelen bunu da seveceklerdir. Aslında oynanış olarak çok alakası yok ama görüş açısı olarak birebir neredeyse aynı. Misafir olarak oynayalım. Ancak bu oyun devamlı oynamayı düşünüyorsanız misafir olarak girmeyin. Kendi kimliğinizle girin. Şu an ben misafir olarak girdim ve level 1'den başlayalım ve karşıma ona göre bir rakip çıkartacak benim. Gördüğünüz gibi bir level'da birini çıkarttı. Maksimum tahminimce 5 level'a kadar birini çıkartır. Ve 25'lik bir oyuna girdim. 225 param var şu an benim. Gördüğünüz gibi oyun bu şekilde oynanıyor. Şimdi kim başlıyor bakalım. O başlıyor ve şu an başladı ve süresi bitmek üzere oynamıyor. ha oynadı. Bu oyundaki en gıcık şeylerden birisi böyle sanki Şampiyonlar Ligi finali oynuyormuş gibi ve deli gibi defans yapanlar var. Onlar bayağı gıcık edebiliyor ancak onları aldırmayın. Eğlenceli oyun. Bir de oyunda bence tek eksik olan şey şurada rakibinize bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Bunlar yeterli değil. Burada ağır küfürlerin olması lazım. İnsan çünkü bazen içinde patlıyor söyleyemiyor. Oraya daha biraz daha detaylı küfürler koyarlarsa daha iyi olur. Şöyle vuralım. Şöyle bir şey var oyunda. Şimdi şu parmakla çektik. Şununla şöyle atacağımız yönü belirleyebiliyoruz. Şuradan vurduralım şöyle. Bu sefer yeneceğim bu adamı. Şöyle yapalım. Bu arada sayemizde de level 2 oldu adam. Aha gol geliyor. Şöyle yaptık mı? Aynen. Profil görüntülemek için buraya dokunun diyor. Dokunuyoruz. Adamın memleketi falan çıkıyor burada. Dilersek oyun bitiminde şuradan şöyle arkadaş olarak ekleyebiliyoruz. Tabi misafir hesaplar bu özelliği kullanamıyor. Şimdi atıyorum golü ve bitiriyorum bu işi. Aynen kazandık. Bu oyunda bu şekilde arkadaşlar. Son oyunumuza geçelim. Bu arada bir maç kazandık ve bir seviye yukarı attı bizi. Son oyunumuz tabii futbol dediğimiz zaman asla es geçilmeyecek oyun olan FIFA. FIFA 2015 Ultimate Team, FIFA 15 Ultimate Team artık ne derseniz EA Sports Tını Game de çıktı bu arada. FIFA'nın güzelliği arkadaşlar bu oyuncuların hepsi lisanslı yani gördüğünüz diğer futbol oyunlarında bunları bulamayabilirsiniz ya da bulsanız bile Messi yerine Mezzi falan yazar. Bu oyunda hepsi tamamen lisanslı. 500'den fazla lisanslı takım var ve 11'in üzerinde gerçek futbolcu mevcut. FIFA Ultimate Team'de aslında ilk anlattığım Dream League Soccer mantığında takımınızı oluşturuyorsunuz yavaş yavaş ama FIFA Ultimate Team biraz daha satın almaya yönelik bir oyun arkadaşlar. Hani kendi kadronuzu oluşturuyorsunuz ve bu kadronun güçlenmesi için bir şeyler satın almanız lazım. Hatta şöyle mağazaya bakalım. Yaklaşık 2 liradan 250-300 liraya kadar bir şeyler satın alabilirsiniz. Şöyle bakalım. Ne kadarmış fiyatlar. Şöyle gördüğünüz gibi mesela premium altın jumbo diye bir paket almak istiyorsam 300 veya daha üzeri FIFA pointimiz olması lazımmış. Bu da kaç paraymış? 6.49 TL. Hayır diyelim ya da şuna bakalım 100 FIFA point 1.99 TL'ymiş giriş diyoruz kadromuz burada oyna dediğimiz zaman bizi direkt maça atıyor gördüğünüz gibi sezonlar var bunlar offline sezonlar online sezonlar var dilerseniz işte başka insanlarla bir sezona girip kapışabiliyorsunuz haftanın takımına şimdi meydan oku yazıyor gördüğünüz gibi bu biraz tabi zor olsa gerek kazanması çabuk maç diyorsunuz ezeli bir rakiple maç yap diyor hemen çabuk maça girelim Şurada kimya diye bir muhabbet var arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman, kimyanızı geliştirdiğiniz zaman takımınız daha iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi mesela dizilişi değiştirdik, kimyamız 43'e çıktı. Şu an daha iyi oynayacaklar. Çok fazla kıllatmadan şöyle oyuna geçelim. Maç yap diyoruz. Hızlı simülasyon da var. Sizin takımınızın işte gücüne göre, direkt kafasına göre bir skor ayarlıyor. Kontrolleri seçiyoruz girişte, rahat olsun ve şuradan oyunu başlatıyoruz. Tabi bunun arkasında EA Sports gibi dev bir firma olduğu için hatta EA Games olduğu için grafikleri çok iyi bayağı uğraşmışlar. Ancak bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Son güncellemeden sonra oyundan atmalar, işte online'e bağlanamamalar gibi sorunlar çıkmaya başladı. O açıdan biraz sıkıntılı ama muhtemelen en yakın zamanda düzelir bu da. Gördüğünüz gibi grafikleri ilk anlattığım yine Dream League Sakura bayağı benziyor ancak yakın plana geçildiği zaman bunun grafiklerin daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Yani grafik olarak oynayabileceğiniz muhtemelen en iyi mobil futbol oyunu budur arkadaşlar. FIFA 15 Ultimate Team bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel. Hatta bütün futbol oyunları çok güzel. Hepsi kendini oynattırıyor. Bu hafta sizlere 6 tane birbirinden eğlenceli, keyifli olduğunu düşündüğüm futbol oyunu tanıttım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.